Gel. Şehzadem. Hünkârımızdan haber yok mu hala? Ordu geri dönüş yolunda. Edirne'ye varmışlar. Birkaç güne payitahtta olurlar şehzadem. Hayrola, bir meselem var. İzmir açıklarında bir Osmanlı ticaret gemisi daha kaçırılmış. Cristóbal de Gama adlı bir portakal korsanının adı geçiyor. Bu kaçıncı hadise Taşlıcalı? Kimdir bu Cristóbal? Nereden, kimden alır bu cesareti? Meşhur portakal korsanı Vasco de Gama'nın oğlu şehzadem. Kaputan Paşa'nın yokluğunu fırsat bildi kafir. Böyle olmaz. Derhal bir çare bulmak lazım. Ayşe Hatun, ne yapıyorsun sen burada? Sultanımızın kıyafetleri gelmişti terziden. Ben de onları hazırlayıp içeri götürecektim. Geçen gece şehzademizin eğlencesine katılmışsın. Sultanımız öyle münasip gördüler, ben de katıldım. Kimi kandırıyorsun sen? Kendi kafana göre hazırlanıp gitmişsin. Ben şunları götüreyim. Kendine fazla güvenme Rümeysa Hatun. Ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Sanma ki buna izin vereceğim. Nerede durman gerektiğini ve yerini bileceksin. Anladın mı beni? Sakın daha fazlası için ümitlenme. Gözüm üzerinde, ona göre. Merak etme Ayşe Hatun. Ben ne yapacağımı, nerede duracağımı iyi bilirim. Sen divan heyetine haber ver. Bu mevzunun divanda tartışılmasını istiyorum. Emredersiniz şehzadem. Gel. Şehzadem. Validem, hoş geldiniz. Şehzadem, başka bir emriniz yoksa? Çekilebilirsin. Sen hazırlıklarla meşgul ol. Emredersiniz, sultanım. Hayırdır inşallah. Bir ticaret gemimiz daha korsanlar tarafından kaçırılmış. Hadiselerin artışı beni ziyadesiyle endişelendiriyor. Bir şeyler yapmak lazım. Oğlum, aslanım. Bu mevzu Hızır Hayrettin Paşa'yı alakadar eder. Seferde bittiğine göre kendisi icap edeni yapar. Vaziyetle alakalı malumat göndereceğim elbette. Lakin bir an evvel müdahale etmek lazım. Sen vaziyeti bildir kâfi. Zaten bu tersane meselesi beni ziyadesiyle tedirgin ediyor. Validem. Siz haremle meşgul olun. Zinhar devlet işlerime karışmayın. Ne yapacaksın Mustafa? Kadırgaya binip korsanla mı savaşacaksın? Olacak şey mi bu? Bir şehzadenin yalnız başına deryaya çıktığı nerede görülmüş? Bilmez misin ki habersiz kayığa binmen dahi yasak. Babanı sana karşı zehirlemeye çalışan onca yılan var ki. Nasıl aklından geçer bunlar? Usuller, kaideler neyse o. Anladın mı beni? Zinhar kaidelerden, teamüllerden şaşma. Gel. Hünkârım, Rüstem Paşa geldiler. Alın içeri. Hünkârım, bağışlayın lakin mühim bir mevzu bu. Sizinle bizzat görüşmek istedim. Söyle paşa. Teke sancağından haber geldi hünkârım. Biz seferdeyken Alanya tersanesi ihya edilmiş. Bugün yarın faaliyete geçer dediler. Sen ne dediğinin farkında mısın paşa? Kimin haddine düşmüş benim müsaadem olmadan tersaneyi ihya etmek?
Her kimse bu gafiyi söyle, derhal vereyim cezasını. Şehzade Mustafa Hazretleri hünkârım. Şehzademiz mutlaka lüzum görmüşlerdir. Ancak sebebi hakkında bir malumat yok. Gel. Şehzadem, Manisa eşrafından Şeyh Hasan Efendi geldi. Sizinle görüşmek için bir hayli ısrar etti. Alın içeri. Şehzade Hazretleri, ocağınıza düştüm, bana yardım edin. Hayırdır Hasan Efendi, nedir bu haliniz? Kafir korsanlar bir gemi kaçırmış. Hadiselerden haberim var. Korsanı yakalayacağız elbet. Oğlum şehzadem, oğlum Hüseyin de o gemideydi. Korsanlar haber etmiş. Evladımın canı karşılığında 3000 altın istiyorlar. O kadar altını bulmam mümkün değil şehzadem. Allah rızası için bir çare bulun. Evladımı kurtarın. Sultanım. Zencefil ve Gülyan'dan size bir merhem hazırladım. Gece yatmadan önce süreriz, ağrınız kalmaz. İyi olur Rümeysa. Uykularım kaçtı iyice. Sultanım. Ne oldu Fidan? Payitahttan bir ulak geldi. Şah Sultanımız yazmış. Söylediğine göre Hürrem hünkârımız tarafından Edirne'ye sürgün edilmiş. Gözümüz aydın sultanım. Derhal mutfağa haber verin. Lokmalar dökülsün, şerbetler dağıtılsın. Allah'ım sana şükürler olsun. Dualarımı kabul etti. Merak etme Hasan Efendi. Oğlunu sağ salim göndereceğiz evine. Allah sizden razı olsun şehzadem. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Alanya tersanesinden iki kadırgayı İzmir limanına göndersinler. Bu işi bizzat halledeceğim. Şehzadem, bunun doğru bir karar olduğuna emin misiniz? Bu kaçıncı hadise Taşlıcalı? Hep aynı korsan. Akdeniz'i onun pis varlığından temizlemenin vakti geldi de geçiyor. Kapıdan Paşa, bu tersane ihyasından senin haberin var mıydı? Haşa hünkârım. Ben de az evvel sizden öğrendim. Sen ki Osmanlı donanmasının başındaki yegane paşasın. Senden habersiz kim tersane ihya edip kadırga inşa eder? Hünkârım malumunuz seferden yeni döndük. Vaziyeti bilmem pek mümkün değil. Hangi kendini bilmez bey yaptıysa derhal müdahale ederim. Esas vahiyim olan da bu. Mustafa. Şehzade Mustafa vermiş bu emri. Onu bilhassa ikaz ettim. Benden habersiz hiçbir şey yapmayacaksın dedim. Lakin o beni dinlemeyip böyle bir işe kalkıştı. Bu ne demektir paşa? Maksadı ne? Şehzadem kendine donanma mı inşa eder? Kötü bir niyetleri olduğunu ihtimal vermem hünkârım. Ancak mesele neyse bizzat gidip kendim öğrenirim. Tabii eğer müsaade buyurursanız. Ne yapıyorsun sen burada? Ayşe Hatun, ben Nergis Şah'la... Seni Nergis Şah'ın çevresinde görmek istemiyorum Hatun. Kötü bir niyetim yoktu. Ağladığını duyunca bakmak istedim. Çık dışarı, gözüm görmesin seni. Nasıl isterseniz.
Sakın bir daha içeri almayın onu. Bu kadar mı korkuyorsunuz benden? Şehzadeyi elinizden alacağım diye mi bu öfkeniz? Ne dedin sen? Aa! Sen kimsin de benimle böyle konuşursun? Beni iyi dinle hatun. Şehzademizden uzak duracaksın. Yoksa seni doğduğuna pişman ederim. Ne oluyor burada? Şehzadem. Sultanım. Neden ağlıyorsun hatun sen? Nergis ya sultanımızı ihmal etmiş şehzadem. Kendisini ikaz ediyordu. Hatun'dan uzak dur. Yoksa canını fena yakar.